Edepli insan edebinden susar. Edepsiz de ben susturdum zanneder. Bağırmak denge kaybıysa, susmak dengede olmaktır. İp üstünde yürümek hüner ister. Bu hüner ehlinden öğrenilir. Ahlak mektebidir dergahlar. Yoksa onların boş vakitlerini geçirecek herhangi bir yer demek değildir. Bazen bu yanlış anlaşılıyor zamanımızda. O bir lokma bir hırka mefhumu da maalesef yanlış anlaşılıyor. Bu böyle değil. Esas itibariyle kendi bilen insan tipini yetiştirmektir. Bu iyi yetişmiş insanlar da her nerede memleketlerinde, her nerede vazife alırlarsa alsınlar, ahlaki esaslara göre dürüst olarak hizmet ve vazife görürler. Muhataplarına karşı emin insandırlar. Birbirine karşı emin olan insana huzurlu olurlar. Huzur varsa kulluk vardır. Kulluk yoksa huzur yoktur diye Efendimiz buyurmuşlar. Dolayısıyla bu huzur iklimini insanların evvela kalplerine veriyorlar. İşte kalbi huzurla dolmuş insanlar da muhatabına huzur veriyorlar. Sufiler tasavvuf için edepten ibarettir der. İnsanın başına gelen sıkıntıların sebebini de edepsizliğe bağlar. Mevlana Celaleddin Rumi, Adem ile şeytan arasında kıyaslama yapar. Adem'in edebi sayesinde affedildiğini, şeytanınsa edepsizliği dolayısıyla huzurdan kovulduğunu söyler. Bizim toplumumuz açısından Mevlana bir alim, bir arif ve aşk yolu onun tasavvuf yolu. Neyi öğretti derseniz bana bugün? Bana öğrettiği mesajı söyleyin derseniz, ahlaki anlamda, mesleği bir ahlak eseridir aynı zamanda. Belki de en güzel ahlak eserinden bir tanesidir. Edep öğretmiştir. Çünkü o der ki, Kur'an-ı Kerim'in her harfi bile bize edep öğretir. Her harfi bile. Hatta şöyle de bir beyti vardır. Ey Müslüman sen edep istersin. Edebin ne olduğunu bilir misin? Edep, edepsizin edepsizliğine tahammül etmendir. Bakın bu anlayış ne kadar muhtaç, insanlığın muhtaç olduğu bir anlayış. Yani edebin edepsizliğine tahammül etmek edeptir. Ve zaten Mesnevisine baktığımız zaman bu edep ölçüsünü Mevlana işlerken şöyle söyler. Zaten bunu şairler de, mesela İsmail Ankara'yı bir önemli bir şairdir. Bunun altını çizerler. Efendim, İslam ahlakının özü edeptir. Edebin de en düşük seviyesi kimseyi incitmemektir. Ama en üst seviyesi ise size zarar verene, size haksızlık edene, efendim, sizi üzene affetmektir. Güzel ahlak, içiyle dışıyla doğru olmak, bu doğruluk üzere yaşamak, emrolundu gibi dost doğru olmak, Peygamber Efendimiz de kemale ulaştı. Denilmiştir ki, güzel ahlak, kişinin Allah'ı çok iyi tanımasıyla olur. Ahlak, insanın iç dünyasının eğitimidir. Ahlak, dinin merkezidir. Ahlakın, dinin merkezi olduğunu kimden öğreniyoruz? Hazreti Peygamber'den öğreniyoruz. Hazreti Peygamber, peygamber olarak görevlendirilişini izah ederken, peygamber olarak görevlendirilişini temellendirirken, yeni tabirle, ahlak kelimesini kullanıyor bildiğiniz o meşhur hadisi şerif. Ben ahlaki güzellikleri tamamlamak için gönderildim. Niçin gönderilmiş? Ahlaki güzellikleri tamamlamak için. Ahlak için yani.
Dolayısıyla dinin zemini ahlaktır. Dinin temeli ahlaktır. Bu da kalp eğitimi, bu da gönül eğitimi, bu da nefs eğitimi. Hangisini derseniz deyin. Edep kelimesi üç harfle yazılır. Elif, dal ve be. Hacı Bektaş Veli bu harfleri kullanarak edebi çok güzel tarif etmiştir. Eline, diline, beline sahip ol. Evet, böyle olmaya edep denir. Yani elif harfi gibi dost doğru, dal harfi gibi boynu bükük, alçak gönüllü, B harfi gibi engin, müsamahakar olmak. Edep işte bu ilişkinin oluşabilmesi için, sohbet ilişkisinin, irşat ilişkisi oluşabilmesi için kalbin ve bedenin bulunması gereken haldir. Yani sır zahir değildir edep. Kalbin de belli bir had ve hududa riayet etmesi icap eder. Hem beden riayet edecek, bedeninki kafi değil, o zahirdir. Batında kalp de belli bir, mesela tevazu bir edeptir. Tevazu siz hem vücut dilinde görürsünüz, bir mahalle, bir odaya, bir meclise girdiğiniz zaman baş köşeye oturmazsanız bu bir tevazu ifadesidir. Ama bakışlarınızla mütekebbir bakarsanız, kalbiniz de mütekebbir olursa, ben buradakilerin hepsinden üstünüm derseniz, o şeyhin sohbetinden size bir feyiz gelmez. O tekebbür bir bent gibi gelen ışığı keser, gelen aydınlığı, gelen haberi bir başka yere fırlatır, içinize girmez. Demek ki edep dediğimiz şey hem bedenin, zahirin hem de batının, kalbin o feyzi alabilecek mertebede bir hal üzere bulunmasıdır. Edep de aynı kalbin tezkiyesi ve nefsin kalbin tasfiyesi ve nefsin tezkiyesi gibi şeyh tarafından öğretilir. Bu yazı eskiden hemen her evde duvara asılırdı. Edep yahu! Çünkü güzelliğin, doğruluğun temeli edeptir. Edep, kalbinde, zihninde ve işinde Allah'tan gafil olmamaktır. Hak ile bilmek, hak ile kılmak, hak ile olmaktır. Hak için, hak ile hakta olmaktır.